Merhaba sevgili öğrencilerim. Noktalama işaretleri ünitesiyle devam ediyoruz. İkinci testimizdeyiz. Hadi birlikte noktalama işaretlerini tekrar edelim ve sorularımızı cevaplandıralım. Birinci soru. Bu parçada virgülün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? İzmir gerçekten ilgi çekici bir şehir. Ege bölgesi ve özellikle İzmir yaşam tarzı, kültürel ve tarihi dokusu, değerleri ve onlara tanıtma biçimiyle çok Avrupa'yı bir şehirdir. Tarz, kültürel ve tarihi doku derken bunlar isim. İsimler eş görevli sözcükler midir? Evet, ben o zaman eş görevli sözcüklerin arasında virgül kullanabilirim. Bu yüzden de cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki virgülün kullanım amacı sorulmuş. Turizm açısından yapılması gereken kaliteli hizmet için güçlü altyapı, hızlı yönetim ve güvenli şehir mottolarının uygulamasıdır. Eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için bir kelimenin kendisinden sonra gelen sözcüklerle anlam bağının bulunmadığını göstermek için. Turizm açısından yapılması gereken kaliteli hizmet için güçlü altyapı. O zaman burada kendisinden sonra gelen sözcüğün anlamsal bağ bulunmadığını göstermek için kullanıldığını görebiliyor muyum? Evet. Anlama güç kazandırmak için vurguda kullanmam. Sıralı cümlede kullanırım ama iki tane benim yüklemimin, cümlemin olması lazım. Hayır. O zaman geriye cevabım ne kaldı? Cevabım bu kaldı ve cevabımız B şıkkıdır diyebiliyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerini getirelim? Yıl 1954, Mayıs'ın ortası. Mayıs özel isim. Çekim eki gelmiş, kesme işaretiyle ayırdım. Mayıs'ın ortası. Şimdi şair kelimesi burada büyük harfle başlamış. O zaman benim burada cümlem bitti. Tamam, cümlem bitmiş gibi yüklemim yok. O zaman yüklemim yoksa eksiltili bir cümle için ben ne kullanıyorum? 3 nokta. Şair Nedim Caddesi'ndeyiz. Şimdi geldim. Özel isime gelen çekim ekine yine neyle ayırdım? Kesme işaretiyle ayırdım. Bir apartman penceresinden sokağı seyreden küçük ve sevimli kız gözümüze ilişiyor. Cümlem bitti. Nokta. Bu küçük kızın elinizden düşürmeyeceğiniz öykülerin yazarı Nazlı Eray olacağını bilmeden sahile doğru yürüyoruz. Cümlem bitti. Nokta. Kesme işareti, 3 nokta, kesme işareti, nokta ve nokta şeklinde olmalı. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geldik 4. sorumuza. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez demiş. Arnavutköy'deki Kaptan Köşkü'ne Edip Cansever'le çok gitmişimdir. Arnavutköy'deki derken özel isme geldi. Özel isme geldi. Ben bunları hep neyle ayıracağım? Kesme işaretiyle ayıracağım. Gitmişimdir. Cümlem bitti. Nokta. Edip birçok şiirine son şeklini orada vermiştir. Nokta. Bir kelime üzerine saatlerce tartıştığını hatırlıyorum. Edip Cansever'in kesme işareti kullanıyorum. Sevda ile Sevgi kitabını baştan sona okuduğu bir gece vardır orada demiş. Şimdi hemen bakalım. Noktayı kullandık. Ardından tırnak işaretini nerede kullanabilirim biliyor musunuz? Hatırlıyorum derken burada ben yine tırnak işaretimi kullanabiliyorum. Edip Cansever'in Sevda ile Sevgi kitabını derken burada vurgulamak için kullandım. Ardından burada ne yapıyorum? Virgülü kullanabilirim kitabı göstermek için ama soru sorulan bir yer var mı burada? Soru sorulan bir yer yoksa soru işareti ya da şüpheye düşürülen bir yer olmadığı için soru işaretine yer veremiyorum. Bu yüzden 4. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 5. sorumuza geldik. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir? Şimdi İstanbul'umuzdan Beşiktaş sınırı içerisinde bizlere umudu ve birlikteliği derinden hissettiren çok değerli bir sanatçıya ve eserine ev sahipliği yapmaktayız. Alplerden bir kız çocuğu figürüyle bize cesaret aşılayan. Boş bırakılan yer neresi? Burası. Buraya ne getirmem gerekiyor? Şimdi ev sahipliği yaptık. Alplerden bir kız çocuğu figürüyle bize cesaret aşılayan ne? Şimdi bu en az sıfat fiili kim?
Benim fiilim yok, yüklemim yok. O zaman benim cümlem yarım. Ben ne yapıyorum? 3 nokta kullanıyorum. Cümlem bitmediği için ve bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Hangi noktalama işaretlerini getirelim? Beyza ve ekibinin İstanbul'da kaldıkları süre boyunca özel isme gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırdım. Kaldıkları süre boyunca duvarların ötesinde projesinin mesajını şahsen deneyimledim. Dayanışma ve şenlik demiş. Kaldıkları süre boyunca virgül duvarların ötesinde projesi. Ne yapacağım? Projesinin derken özel isme geldiği için yine kesme işareti. Deneyimlediğim şeyi açıkladığım için ne olduğunu göstermek için iki nokta. Ve bir tane şeyden bahsedip ben onun örneğini verdim. O zaman cümlem bitti. Nokta diyeceğim. Ve buna bakarak cevabım C şıkkı olur. 7. sorumuzdayız. Bu parçada kısa çizginin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 km uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Benim burada kullanılan kısa çizgimi soruyor değil mi? Burada arasında ve ile, ila, den, e anlamlarını vermek için kelimelerim var değil mi? Bunları kullanmak için değil mi? Malkara ve Çanakkale otoyolunun. Malkara ile Çanakkale otoyolunun. O zaman bu anlamları vermesi için kısa çizgi kullandığını görebildim. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuza geldik. Bu parçadaki kesme işaretinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkasında Toros Dağları'nın, önünde Akdeniz'in uzandığı Mut, dünyada zeytin hasadının en erken yapıldığı bölge konumunda. Özel isme gelen çekim eki. Özel isme gelen çekim eki bu çekim eklerim, tamlayan eklerim. Çekim eklerine gelirse özel isme gelirse çekim ekleri ben onu ayırmak için kesme işareti kullanırım. Ama ben bunu yapım eki için yapamam. Sadece çekim eki için yapıyordum. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangi noktalama işareti kullanılmış olamaz? Meltem esintisi içinde kaybolmuşken, düşünceye dalmışken, uzaklardan geçen yelkenlerin güvertesine uzanmışken, serin denizlere dalmışken bir kırmızı balıkla karşılaşmak vardı hayalimde. Deniz mavisinde göz göze gelmek var, sessizce anlaşılmak demiş. Şimdi burada benim sözcüklerim bakın hep zarf fiiller. O zaman virgülü kullanabiliyorum. Ya da cümlem bitmemiş olduğu için 3 noktayı da kullanabildim değil mi? Kırmızı balıkla karşılaşmak vardı hayalimde. Deniz mavisinde. Göz göze gelmek var. Sessizce anlaşılmak. Göz göze gelmek var. Cümlem bitti nokta. Deniz mavisinde. Sessizce anlaşmak. Ünlem. Değil mi? Ama 2 nokta bir açıklama, bir örneklendirme, birinin sözüne yer verme var mı? Yok. Bu yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Geldim 10. soruya. Hangisine virgül getiremeyiz? Günümüzde sanatsal gerilimlerden söz açmak gerektiğinde Soğuk Savaş'ın bitişiyle anlam kazansa da esas olarak 1990'lardan başlayarak yükselişe geçen çağdaş sanat hummasının üzerinde durmak gerekir ilkin. Hangisine virgül getiremem? Günümüzde sanatsal gerilimlerden söz açmak gerektiğinde Savaş bitişiyle anlam kazandığında esas olarak okuyalım. 1990'lardan başlayarak yükselişe geçen çağdaş sanat hummasının üzerinde. Buraya neden getireyim ki? Buraya getirmemin bir anlamı yok. Sırrılı cümle değil, ara söz değil, öznemi göstermemiş, zarf fiiller ardı ardına gelmemiş. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Noktalama işaretlerinin hangisi
yanlış kullanılmıştır. Bakalım. İçinde bulunduğumuz devir alkışların sahnedekilerin gösterişlerin devri olsa da yıkılmakta olanı, çürümekte olanı, değişmekte olanı görmek zorundayız. Alkışların sahnedekilerin gösterişlerin devri derken bakın alkışların devri, sahnedekilerin devri ve gösterişlerin devri derken bunlar benim için tamlayan değil mi? Bir tamlamam. Eş gereli sözcüklerin virgül kullanabildim. Yıkılmakta olanı, çürümekte olanı derken yine aynı şekilde eş gereli sözcüklerin virgül kullanırım ama burada benim herhangi bir noktalama işaretine yer vermem yanlış. Bir kere ardından bir bağdaç gelmiş. Noktalama işareti kullanmama gerek yok. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. 12. sorumuza geldiğinizde hangisine nokta veya virgül kullanılamaz demiş. İnsanı ele almaktan çekinmek, romana en gerekli olan nitelik elbette insandır. Cümlem bitti, nokta. Roman türünün doğuşunda dolaylı yahut doğrudan insanın yeryüzündeki çileli serüveninin gösterilmesi yapmaktadır. Cümlem bitti, nokta. Peki burada neden virgül kullandım? Yine vurgulamak için kullandığım yerler var, virgülü kullandım. Peki, insanı ele almaktan çekinmek. Cümlem bitmedi, değil mi? Devam ediyor, bir şeyler söylemek istiyor bana. O zaman oraya ben ne koymalıyım? 3 nokta kullanmalıyım. Ve oraya ben virgül ya da nokta veya virgül getiremediğim için cevabımız 1 oldu. Ve cevabımız bu yüzden A şıkkıdır. Sevgili öğrencilerim, noktalama işaretleriyle ilgili ikinci testimizi de bitirdik. Diğer testlerimizde görüşmek üzere.